Merhaba sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yağışlı, soğuk bir hava var. Ama biz gaz kesmeden devam ediyoruz. Malum yasaklar belimizi büküyor. Bugün videomuzun konusu, sizin bize çok sordunuz ama bizim kesinlikle tasvip etmediğimiz, kesinlikle kullanılmasına karşı olduğumuz bir test olacak. Kesme fişek testi. Bunu deneyeceğiz. Hani bize gerçekten bununla ilgili çok soru geliyor. Kesip tüfeğimizle deneyeceğiz. Ama dediğim gibi siz kesinlikle bunu arazide veya şeyde denemeyin. Çünkü vurduğunuz yerde bu patlıyor, parçalanıyor. Başka yere sekme ihtimali de çok. O yüzden hemen testimize başlıyoruz. Tüfeğim Atavenza. Üzerinde 71 düz bantlı namlum var. Şimdi bunu sökeceğim. Şöyle çıkarayım. Bu tüfeği kullanmamın amacı da bu videoda gaz basınç sisteminin olması. Hani içeride bir şey kalmadığı sürece, gaz valfi açıldığı sürece her türlü fişeği bununla atabiliyorsunuz. Hemen şöyle pistonumuzu, kentli yuvarlı namlumuza takalım. Şöyle. Şurada gaz pistonu var. Bunun en güzel tarafı bu. Herhangi bir şekilde, daha doğrusu gaz ayar valfi diyelim biz buna. Özgün bir tasarım. Her türlü gramajı tek bir pistonla atabiliyorsunuz. Piston değiştirmenize gerek yok. İyice sıkalım. Tüfeğim boş. Emniyetli. Şöyle üzerinde sight mark red dot'umu kullanacağım. M-Spec mini shot. Bunu sıfırladık 30 metreye. Hemen şöyle fişeğimizi, dediğim gibi arkadaşlar bakın bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz ama sizden gelen yorumlara binaen çok sorduğunuz için kör bıçağımız keserse şöyle güzelce şey bir kesiyoruz. Şöyle ufak bir pay kalacak kadar etrafında tam tapanın olduğu yerden. Evet, şöyle ufak bir pay kalana kadar kestik. Dediğim gibi biz 32 gram 7 numara kullanıyoruz. Bunu kurşun plakamıza atacağız. Ama kesinlikle arkadaşlar bunu siz denemeyin. Biz de tüfeğimize güveniyoruz. Tüfeğiniz de çok iyi, kaliteli olabilir ama yine de bunun vereceği hasar, zarar, yani bu bir kazadır. 100 kere de olmaz, bir kere de olur ama yine de bir kazadır. O yüzden kesinlikle denemeyin. Bizim de ilk ve son denememiz olacak. Bize sorduğunuz sorulara bir cevap niteliğinde. Şöyle hemen. Evet. Evet bakın oturmadı bile. Tamam. Şimdi oturtturduk. Şimdi kurşun plakamıza şöyle gözlüğümü taktım. Kulaklığım takılı. Evet. Şimdi kurşun plakamı atıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum ve evet şöyle boş kovan çıktı, üst taraf ayrıldı. Hedefimize vurdu mu ona birlikte gidip bakalım. Tüfeğim şöyle boş, şöyle bırakalım, hep beraber gidip bir bakalım hedefimize. İnşallah ağır çekimde yakalamışızdır. Oo. Evet. Bakın arkadaşlar, kesme fişeğin etkisi şu şekilde. Bakın saçma parçalarını görebiliyor musunuz? Şu normal attığımız kurşunların etkisi. Bu da kesme fişeğin etkisi. Dediğim gibi bunu pek tasvip etmiyoruz. Buradan sekip gitmiş muhtemelen. Muhtemelen değil, kesinlikle sekmiş. Çevrede birine sekip gelebilir. Şu kurşun, şunlar normal tek kurşunlar. Bu da kesme fişeğin etkisi. Evet, inşallah aklınızdaki sorunun cevabı olmuştur. Ama dediğim gibi arkadaşlar, kesinlikle bunu kullanmanızı size tavsiye etmiyorum.
biz gösterme maksatlı denedik. Siz bunu arazide veya şeyde denemeyin. Bakın başka bir yere çarpar, oradan kurşun saçmalar, seker, dağılır, birine zarar verir veya bir canlıya gelir. Biz sadece dediğim gibi sizin sorduğunuz soruya güvenli ortamda, özellikle poligonda denedik bunu. Ama arazide piknikçi olabilir, başka avcılar olabilir. Bunun seker, daha önce duyduğumuz böyle olaylar var. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bu kesme fişeği kullanmayın arkadaşlar. Yanınızda tek kurşun bulundurun. Tek kurşununuz yoksa böyle bir riske girmeyin. Evet arkadaşlar, bakın 10 metre kadar geride fişeğin plastik kısmını bulduk. Şu şekle gelmiş. Yani bu ne kadar şey. Belki namlu içinde de sıkışıp kalabilirdi. Sürtünmeyle ısınıp sonuçta deforme olmuş. Yani arka arkaya atışlarda belki sıkıntı yaratacak. Siz belki birkaç tane denemek isteyeceksiniz. Yani belki bunu yapmak biraz zor. Kesme fişeği koyduğunuz zaman atım yatağına namluya ne kadar zor girdiğini gördünüz videoda. Hani ardışık atış yapmak pek mi kolay olmayabilir yani. Ama şu şekilde deformasyonu görebiliyorsunuz. Bu da tehlikeleri hemen, yani tehlikelere nasıl denir? Tehlikelere açık bir durum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim diyorum ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bakın, abone olmayan varsa şuradan hemen 2 saniye abone ol butonuyla abone olabilirsiniz. Eğer bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar, katıl butonundan destek olabilirsiniz. 5 lira, 15 lira gibi seçenekler var. Buradan katıl butonundan, bu seçeneklerden herhangi birine tıklayarak bize destek olabilirsiniz. İstediğiniz zaman da aboneliğinizi bitirebilirsiniz. Abonelere özel bir şeyimiz yok. Bizim için herkes aynı. Maksat insanları ayırmadan elimizden geldiğince bir şeyler yapmak. Herkes aynı anda aynı videoyu izlesin. Kesinlikle bir ayrıcalık sunmuyoruz diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.